Gerek 12 Eylül, gerek 9 Ekim bu topraklarda demokrasiden ve özgürlükten yana olan bütün halklara, bütün ezilen gruplara dönük bir darbe olarak, bir kamp komplo olarak değerlendirilmeli. Elbette ki kampanyayı tartışırken, ele alırken şunu söylemeden de geçmememiz gerektiğine inanıyoruz. Aslında komplolar ve darbeler bu ülkede kalıcılaştırılmak istenmektedir. Yani şunu tespit etmekte zorlanmamamız gerekiyor. 12 Eylül bugün AKP, MHP, Faşist İttifakı tarafından, yine 9 Ekim bugün Faşist İttifak tarafından bir kalıcı rejim haline getirilmek istenmektedir. Yani 12 Eylül ve 9 Ekim rejimi bugün itibariyle Türkiye ve Kürdistan ezilenlerin aleyhine dönük bir kalıcı rejim sistem haline dönüştürülmek istenmektedir. Bir aylık kampanyanın özü de bu kalıcılaşılmak istenen darbe mekaniğine, darbe sistematine dönük Kürdistan ve Türkiye halklarının, emekçilerin, ezilenlerin, bütün ezilen kimliklerinin aslında demokrasi ve özgürlük mücadelesinde kararlaşma günü olarak nitelendirilebilir. Çok uzatmadan birkaç hususa daha değinmek isterim. Hepimizin malumu, 9 Ekim komplosu kalıcılaştırılmak isteniyor. Bugün itibariyle halklar önderi Sayın Öcalan'dan 4 yıl boyunca haber alınamamaktadır değerli arkadaşlar. Bakın, bir ülke düşünün, bir devlet düşünün, kendisini hukuk devleti olarak tarifleyecek, kendisini bir demokratik sistem olarak tarifleyecek, kendi yasalarını bile uygulayamayacak. Kendi yasalarını uygulamayan, kendi yasalarının dışına çıkan sistemlere komplocu sistemler denir. Onun rejimlerine de komplocu, korsan rejimler denir. Bugün itibariyle Sayın Öcalan'ın başta anayasal yasal haklarının tesis edilmesi mücadelesi olmak üzere Kürt halkının statü mücadelesi, özgürlük mücadelesi bugün AKP-MHP ittifakı eliyle, yani komplocular eliyle tamamen tasfiye edilmek istenmektedir. Boşa çıkarılmak istenmektedir bu mücadele. O nedenle bıkmadan, usanmadan, ısrarla ve inatla şunu söylememiz gerekiyor. Karşımızdaki rejim, faşist ittifak bir komplo rejimidir. Yasa dışı bir rejimdir ve bu yasa dışılığa karşı yürütülen her mücadele hukukun, ahlakın, evrensel değerlerin tesis edilmesi mücadelesidir. Bu kampanyanın startının verildiği gün itibariyle tekrardan belirtmek isteriz ki bu ülkeyi yönetenlere ve iktidara açık çağrımızdır. İmralı'da hukuk tesis edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Ama İmralı'daki adaletsizlik sadece halklar önderi Sayın Öcalan'a dönük, onun şahsına dönük bir adaletsizlik değil, Türkiye'de doğaya, emeğe, kadına, gençliğe, bütün ezilenlerin mücadelesine dönük aslında bir hukuksuzluk rejimi olarak yayılmaktadır. Bir söz vardır, bir adaletsizlik bir yerde olursa o adaletsizlik gün gelir, her yere yayılır. Aslında bugün İmralı Ada Hapishanesi'nden yayılan adaletsizlik bu coğrafyanın bütün farklı kimliklerine dönük komple bir kuşatma olarak, tecrit politikası olarak yaygınlaştırılmış ve derinleştirilmiştir. O nedenle bir ay boyunca bütün dostlarımız, bütün yol arkadaşlarımız, bütün demokratik kurumlarımıza halkların demokratik kongresi olarak çağrımızdır. Her günü kongreye karşı bir mücadele günü olarak değerlendirelim. Her günü özgürlüğüne susamış, sömürgeci bütün politikalar karşısında diz çökmeyen, tıpkı 12 Eylül faşizmine karşı diz çökmeyenlerden aldığımız mirasla, tıpkı 9 Ekim komplosuna karşı güneşimizi karartamazsınız diyen fedaice duruşuna layık olmaya çalışmak bizlerin bugün itibariyle devrimci, demokratik, yurtsever görevlerimizdir. Ve bir kez daha bugün vesilesiyle söz veriyoruz. Komplocular, yani 12 Eylül'den 9 Ekim'e komplocular kaybedecek, özgürlük kazanacak. Serkeftin Eba.